Bilgisayarım bu sefer çok kötü düşürdüm. Köşeleri hep ezildi. Onun haricinde izleme dörtgeni, mouse kısmı hiç çalışmıyor. Şimdi onu birilerine göstermeye götürüyorum. Çin'de elektronik markete gideceğiz. Gitmişken Çin'de telefon fiyatlarına da bir bakarız. Yaşadığım şehirdeki en büyük elektronik marketine ulaştım. Şu MacBook'u bir gösterelim bakalım derdi neymiş. Burada Huawei'in mağazası var. Çok katlı bir yer burası. Aa, karın düştü. Aslında şurada benim bir arkadaşım var. Yıllardır alışveriş yaptığım bir yer ama uzmanlığı telefon. Tabletlerle pek ilgilenmiyor. Şimdi ona sorsam tanıdığın var mı diye hiç gerek yok. Sabah sabah öpülmeyelim. Ben bu kadına güveniyorum ya. Yine de bir sorma karar verdim. Jenny ni hao. Ayıp. 然后他用他这个无线鼠标拿来用，也好像点击没反应，是什么问题啊？ Ben yıllardır, 10 yıldan fazla bir süredir arkadaşlar elektronik cihazlarımı hep bu kadından alırım. Sevdiklerime de hep buraya getiririm. Mesela iPhone, Samsung her türlüünü satıyor fakat Hong Kong malı satıyor yani vergisiz. Çok daha ucuz oluyor. Tek farkı garantisi yok. Kendisi dükkan olarak bize bir yıl garanti veriyor. Zaten telefonda elektronik cihazda bir yıl garanti yeterli, artar bile. Bakın bunlar hep dükkana gelen müşterilerin güzel dilekleri. Yine bir Arap. Şurada bir tane Türk var. Bu shop çok iyi. 10 yıldır alışveriş yapıyorum. Çok dürüst, sözünde duruyor. Türkçe biraz anlıyor. Alışveriş yapabilirsin bence. Diye yazmışlar. Şimdi şu bilgisayarı bir halledelim önce. Daha sonra burada telefon fiyatlarını da göstereceğim size. Ya açıkçası benim elektronik cihazlarla ilişkim şu şekilde arkadaşlar. O gün için benim neye ihtiyacım var? Tablete mi ihtiyacım var? Telefona mı ihtiyacım var? Bu kadına geliyorum. Piyasadaki en son modeli soruyorum. Onu alıyorum ve kullanıyorum. Daha sonra hiç araştırmıyorum. Yenisi mi çıktı? Beni hiç alakadar etmiyor. Mesela şu anki telefonum iPhone 13 Pro Max, 512 GB. Yine bu kadından almıştım. 2 seneye yakın oldu. Ondan önceki telefonum da iPhone 8'di. Bakın iPhone 8'i kullandım. 9, 10, 11, 12. Bunlar hiçbir şekilde
gönlüm kaymadı. Hiçbir şekilde araştırmadım. Çünkü dediğim gibi ben piyasadaki en son, en yeni ürünü alırım. Hurdaya perte çıkıncaya kadar da onu kullanırım. Şimdi soralım bakalım son iPhone'lar hangi modeller, fiyatları ne kadar? 那这里现在最新的苹果款式是哪一种啊？ 14 Pro Max 14 Pro Max arkadaşlar. Evet. Şu an iPhone'un en son modeli 14 Pro Max. Evet. Hayır, 40 Pro. 14 Pro, 14 Pro Max. Evet. Bunlar maket tabii ki. İstediğiniz zaman yenisini veriyor, açıyor size kutuyu. Ha, bu da şimdi fiyatı ne kadar? Şimdi差不多人民币这个苹果有8450GB。8450GB。256GB。256GB。256GB. iPhone 14 Pro Max arkadaşlar 256GB 8450 yuan. Dolara çevirirsek 1157 dolar. Şimdi tabii Beyhan'ı alalım. Şimdi tabii 1157 dolar telefonun fiyatı. 2-3 gün önce herhalde Türkiye'de yurt dışından getirilen telefonlardaki vergi de yükseltildi. 20 bin liraya ulaştı. Yani Çin'den şu an telefon almak, iPhone almak mantıklı mı? Aslında çok mantıklı değil. 1150 dolar fiyatı var. 1000 dolara yakın da kayıt parası ödeyeceksiniz. 2200 dolara gelecek. Artık Çin'den almanın pek bir esprisi kalmadı. Ama ben alabilirim tabii. Ben burada kullandığım için. Hı? Acıkası kopya da sabah. Bunlar Apple'ın akıllı saatleri. Fakat orijinal değil, kopya. Yalnız kopyanın A sınıfı. A kalite kopya. Çok iyi. Acıkası daha gana. 450. Bakın arkadaşlar. Bunun orijinali 6500 yen civarı. Orijinali 809 dolar civarı. Bu A sınıfı birinci kalite çakması. Sıvay koya. 400 yen. Böyle 7.3. Sadece 55 dolar. Çok iyi ya. Dokunmatiği, düğmeleri harika. Kılıflar 2-3 dolar civarı arkadaşlar. Çok da güzel kılıflar var. Ne hao. 你好老板，好久不见。好久不见。 MacBook'u bu kadına verdim arkadaşlar. Bu kadına güveniyorum ben ya. Bu beni öpmez yani. 10 yıldır çok fazla alışveriş yaptım bundan. Arkadaşlığımız da var. Bakalım. Şimdi marketin gelmişken diğer kısımlarına biraz yol atayım. Telefon kılıfları. Koruyucu camlar. İlk katta genelde telefon aksesuarları var. Yukarı tarafa çıkalım bakalım. Thank you.
İkinci katlar bilgisayar, notebook, tablet, fotoğraf makinesi. Aslında buralarda MacBook'umu tamir ettirecek bir yere ben de bulabilirdim arkadaşlar da. Dediğim gibi şimdi o kadın da burada bir esnaf. Onun götürmesi biraz daha iyi olur gibime geldi. Kendisi de üzerine 10-15 dolar koyarsa bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani illaki paramı kazanacak da beni böyle adam akıllı öpeceğine inanmıyorum. İkinci el bilgisayarlar. Dell var, Lenovo var. Bunların hepsi orijinal. Fiyatlar ne kadar? Dell 3600, 1888. 1888. Bu hangi modeli bilmiyorum. Kaç dolar eder? 250 dolar arkadaşlar. 250 dolar şu Dell'in fiyatı. Şu biraz daha pahalı. 500 dolara yakın. Evet. Bunlar sanırsam barkod okuyucular. Barkod okuyucu. Aynen. Devam. Çinlilerde de öğle uykusu vardır arkadaşlar. Öğlen öğle yemeğini yedikten sonra şöyle bir saat mutlaka kestirirler. Okullarda bile öğrencilerin masaları, sandalyeleri arkaya doğru yatıyor. Okullarda bile öğlen yemeğinden sonra öğrenciler bir saat, bir buçuk saat mutlaka uyuyorlar. Öğle uykusu alışkanlığı var bunlarda. Şirketlerde de aynı şekilde. Üst katta daha çok bilgisayar parçaları. Hardware parçaları. Buralarda bize göre bir şey yok. Ben birinci kata ineyim tekrar. Elektronik marketten çıktım şu an arkadaşlar. Hava aşırı sıcak. 40 dereceden fazla bir sıcak var. Çok terledim. Şöyle marketin çevresini bir dolaşacağım. Ufak bir kaza olmuş. Polisi bekliyorlar. Çin'de trafikte arkadaşlar ufak trafik kazalar çok fazla. Yani hemen hemen her gün yüzden fazla kaza görüyorum. Bu arkadaşlar da döviz bozuyor burada. Bankanın önünde. Her türlü dövizinizi bozuyorlar. Karşıda mesela exchange office var. Ama ben hiç şimdiye kadar orada bozdurmadım. Hep bunlara bozduruyorum. Bunların geneli Uygur Türk'ü arkadaşlar. Bu dövizcilerin çoğunluğu Uygur Türk'ü. Bankadan da çok iyi fiyat veriyorlar. Ve sınırı yok. 50 bin dolar, 100 bin dolar ne kadarınız varsa anında bozuyorlar. Benim birkaç bin dolarım olduğu zaman direkt bunlara gelip bozduruyorum. Tabii yüklü dolar olduğu zaman bunları ofiste çağırıyorum. Ofiste geliyorlar. İşlemleri orada hallediyoruz. Bakın bunlar hep Uygur Türk'ü. Bunlar hep Müslüman. Hepsi döviz bozuyor burada. Hepsinin eline çanta, çantanın içi para dolu. Para yetmezse direkt telefondan, banka hesabından da gönderiyorlar. Evet. Çok acıktım bu arada. Şurada bir yerde yine bir Uygur börekçisi olacak. Kapatmadıysa aha orada. Arkadaşlar işte bunlar Çin'de eziliyor zannettiğiniz, onlar için üzüldünüz. Uygur Türkleri kardeşler, arkadaşlar. Çin'de gayet mutlular. Her istediklerini yapabiliyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok.
Oo, bakın burada tandır ekmeği yapıyor. Muhtemelen etlidir. Ni hao. Zi shi rou bing ma? Ni you rou a xin yang rou a? Ni you rou. Xin xian de ma? Ey, hao de. Ge wo yi ge bei. Şuradan bir tane alayım da yiyeyim. Çok güzel, yeni yapmış, daha sıcacık. Şimdi Jenny beni aradı arkadaşlar, telefoncu. Bilgisayarım hazır olmak üzere. Çok çabuk hallettiler ya. Allah'tan ben de çevrede dolaşıyordum, uzaklaşmamıştım. Geri döneyim de şu bilgisayarı alayım. Elektronik marketin çevresi de olduğu gibi hep elektronik eşya üzerine. Aa, şurada Xiaomi'nin dükkanı varmış arkadaşlar. Xiaomi, ileride Huawei var. Gelmişken bunlara da bir sorayım sizin için. Xiaomi'nin, Huawei'nin en son modelleri Çin'de kaç para? Ya şimdi ne ki Xiaomi 最新的款式是 哪一种？可能能不能给我介绍一下？ Xiaomi 最新的款对。 Xiaomi'nin bütün ürünleri var arkadaşlar burada. Masaj cihazından vantilatöre, kameralar. Xiaomi'nin en son modeli. Xiaomi 13 Ultra. Çağına. 5999 ya. 5999 yani 6000 yuan arkadaşlar. 6000 yuan arkadaşlar. Yani dolar olarak 827 dolar ediyor. Bugünün kuruyla 827 dolar. Xiaomi'nin en son modeli. Xiaomi 13 Ultra. Bilmiyorum Xiaomi'ler nasıl telefon, hiç kullanmadım. Ben iPhone'dan başkasını şimdiye kadar kullanmadım. Hala şişe ah. Hadi. Xiaomi'den çıktım. Şu ileride de bir Huawei var. Huawei'ye de bir soralım. Huawei'nin en son modeli Çin'de kaç para? Şurası elektronik market işte. Az önce gezdiğimiz yer. Şuradan Huawei'nin fiyatını alayım. Oradan da gidip bilgisayarımı alayım. Huawei nerede? Ni hao. 这个华为手机最新的最新款是哪一种啊？给我介绍一下呗。不是直播，还视频，就这款是吧？Mate 60。啊，不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 
Güzel görünüyor tabii. Teknik özelliklerini bilmiyorum. O maketmiş. Çalışan bu. Bayağı iyi ya. Kavraması çok iyi. Aslında iPhone'dan bile daha iyi. Biraz küçük. Ensiz. iPhone çok enli. Çıkı çakına. Çakı da sağ. Çok pro ya. Çok pro. Bu Huawei P60. Bu da P60 Pro. P60'ları ne kadar? 4500 yuan civarı. Yani 350 dolar civarı. P60 Pro. P60 Pro ne kadar? 6188 yuan. O da 850 dolar civarı bir şey yapıyor. Yani Çin'de Huawei fiyatları da böyle. Klima bile etki etmiyor. Çok sıcak ya. İçerisi de çok sıcak.
Ben gideyim bilgisayarımı alayım, ben kaçayım artık. Bana telefonda tabii fiyatını söylemişti. 150 yuan istedi. Bu arada dükkanı bana teslim etti. Yukarı MacBook'umu almaya gitti. Arkadaşlar 150 yuan. Tam 20 dolar yapıyor. Yani MacBook'un izleme dörtgen için 20 dolar bence çok uygun. Evet, MacBook'um geldi arkadaşlar. Şu izleme dörtgenini değiştirdiler. Bakalım. Su kaçmış diyor içine. Su kaçmış diyor içerisine. Onu değiştirdiler. Parasını ödeyeyim gidelim. Ödemesini yapalım. Biz Çin'de nakit parayı görmeyi yıllar oldu arkadaşlar. Şöyle ödeme sistemleri var. 150 yuan. Pazarda, markette bir kuruşluk bir alışveriş yapsanız bile burada hiç komisyon falan kesilmiyor. Hemen yüz tanımadan. Kadın ödemesini yaptım. Hala. Şey acele. Sece. Bye bye. Videomu buraya kadar izlemeye değer bulduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Bir beğeni, bir yorumunuzu alırım. Bir sonraki videoda görüşürüz.